Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni iPhone modelleri hakkındaki ortaya çıkan söylentileri masaya yatıracağız. Biliyorsunuz arkadaşlar iPhone 16 modelleri artık geliştirme aşamasını geçmiş durumda. Yani bildiğimiz kadarıyla fabrikada artık üretim bandına girmeye başladı bu cihazlar. Dolayısıyla Apple bazı şeyleri kesinleştirdi ve bu kesinleşen şeyler de medyaya ister istemez internete sızıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu mesela. Biz iPhone'u ilk defa etkinlikte, lansmanda falan gördük ama artık bir şeyi saklamak çok zor arkadaşlar. Dolayısıyla bir şekilde sızdırılıyor. İşte kılıfı sızdırılıyor, kalıpları sızdırılıyor, demo modları sızdırılıyor. Yani bir şekilde telefonun tasarımını daha çıkmadan çok öncesinden biz artık öğrenebiliyoruz. Bu noktada baktığımız zaman arkadaşlar iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde X'te ve XS'te kullanılan tasarımlara dönüldüğünü görüyoruz. Yani dikey bir kamera bu iki modelde de bizleri karşılayacak. Yani burada Apple yine kamera modülünü değiştirmiş oldu. Yoksa telefona önden baktığınızda yine değişen bir şey yok arkadaşlar. Yukarıda bir dinamik ada tasarımı ve klasik olarak iPhone hatları yine kare şeklinde gelecek zaten. Oval hatta henüz geçmedi. Muhtemelen önümüzdeki sene yine tekrardan ovale bir dönüş olabilir. Ben bu beklenti içerisindeyim. Çünkü Apple bunları dönemsel olarak gerçekleştiriyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Pro ve Pro Max modellerinde bir sürpriz gelmiyor. Yani iPhone 15 Pro Max'in tasarımı ya da iPhone 15 Pro'nun tasarımını biz direkt olarak iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'te de görmeye devam edeceğiz. Sadece 16 ve 16 Plus modellerinde kameraların yerleri değişiyor ama dediğim gibi Pro ve Pro Max modellerinde kamera adası aynı şekilde kalacak. Tabii ki burada şu değişiklik olabilir. Atıyorum flash ışığını yukarıdan aşağı alır. Bu tarz küçük bir değişikliğe imza atabilirler arkadaşlar. Ön yüzde bir değişiklik yok. Yine dinamik ada tasarımı. Bildiğimiz dinamik ada tasarımıyla gelecek yine arkadaşlar. Yani bu noktada herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yeni Pro ve Pro Max modelindeki en büyük değişiklik ise bir kamera tuşunun bulunacak olması. Buna ne gerek vardı diyebilirsiniz. Ben de açıkçası çok fazla anlamadım niye böyle bir tuşu koyduklarını. Bir kamera tuşu koyduklarını söylüyorlar. Yani biliyorsunuz normalde ses açıp kapama ve power butonu var ya, onun yanına bir de arkadaşlar kamera tuşu koymuşlar. Tabii bunun nasıl fonksiyonel bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz de bu da büyük bir yenilik değil. Yani Samsung bunu yıllar önce yaptı. Biliyorsunuz Bixby Byte tuşu olarak koydu. Sonra bu tuşa işte farklı şeyler atayabilirsiniz dedi. Ve o tuşu biz farklı fonksiyonlar içinde kullanabiliyorduk. Buna benzer bir tuş eklenmiş olacak telefonun yan tarafına. Bence hani çok basit bir yenilik ama biliyorsunuz Apple zaten Yonga seti tarafında yaptıkları resimden bahsettiriyor ki iPhone 15 Pro ve Pro Max'te kullandığı Yonga seti bilgisayar oyunlarını dahi çalıştırabilecek seviyede güçlüydü arkadaşlar. Biz Resident Evil Village ya da Resident Evil 4 Mac gibi oyunları ne yaptık? Telefonumuzda oynayabilir hale geldik. Bu gerçekten önemli bir yenilik. Bunu sizlere rahat bir şekilde söyleyebilirim. Tabii ki yeni nesilde biraz daha Yonga seti güçlenecektir. Bu tarz oyunların sayısı artar belki. Hatta lansmanda belki yeni bir oyun duyururlar. Bu yeni oyun muhtemelen 15 Pro ve Pro Max'e de gelecektir. Çünkü o Yonga seti de o kabiliyette. Dolayısıyla bu noktada hani ya ben devrimsel bir nitelik bekliyorum diyorsanız çok beklemeyin. Çok fazla böyle yenilikçi bir adım görmeyeceğiz iPhone 16 Pro ve Pro Max'te. Ha, belki Fold modeli gelebilir diyorlar arkadaşlar. Ama şu anda buna ilişkin en ufak bir sızıntıyla karşılaşmadık biz. Yani şunu söyleyeyim sizlere. Eğer Fold modeli olsaydı gerçekten en azından bir kasa tasarımı vesaire kesin sızdırılırdı. Ama hiçbir şeyle karşılaşmadık. Sadece söylentisel haberler var. Dolayısıyla hani gelecek olsa bile bu sene gelmeyecek. Bunu sizlere rahat bir şekilde söyleyebilirim ben. Ve gelelim fiyat tarafına. Fiyat tarafında Apple'ın bir değişikliğe gitmeyeceği belirtiliyor. Tabii ki bu Türkiye için söylemiyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Dışarıda yani son iPhone 1099 dolara çıktıysa yeni versiyonda yine 1099 dolardan satılmaya devam edecek. O noktada bir fiyat değişikliği olmayacak. Türkiye'de tabii ki olacaktır. Çılgınlar gibi enflasyon var çünkü. Dolayısıyla bu noktada Türkiye fiyatını tahmin etmek zaten zor olur. Ama onun haricinde iPhone 16 Pro veya Pro Max'te bize ne gibi yenilikler gelecek diye sorduğunuzda dediğim gibi bir eğlence butonu ya da kamera butonu. İsmi de sürekli her mecrada farklı bir şekilde lanse ediliyor. Bilmiyoruz daha da. Böyle bir buton koyacaklar. Bu kesin. Ve arkadaşlar 16 ve 16 Plus modelinde de kameralar aynı X'te olduğu gibi, XS'te olduğu gibi dikey bir konumda karşımıza çıkacak. Tabii ki kamera yenilikleri, kamera yenilemeleri olacaktır. Bu yenilikler bizlere neler sunacak? Bunu önümüzdeki süreçte zaten göreceğiz. Şimdilik hani ya kamerası çok iyi olacakmış da şu kadar farklı olacakmış demek çok doğru bir yorum olmayacaktır. O yüzden buraya hiç girmiyorum. Bekliyoruz. Muhtemelen Eylül
ayında tanıtılır arkadaşlar. Ekim ayında da Türkiye'de satışa çıkar. Türkiye fiyatı dediğim gibi farklı olur ama Amerika'da aynı fiyattan çıkacak. Eğer Türkiye'de o zamana kadar enflasyon %0 olursa tabii ki Türkiye'de de aynı fiyattan, yani şu anki fiyatından çıkacağını söylemek isteriz. Ama bunun olmayacağını herkes biliyor. Evet, sizin de iPhone 16 serisi hakkında söyleyecekleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince sizlerin sorularına yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.